çağın dinidir. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz de tüm ümmetlere, milletlere, insanlara gönderilen değerli bir peygamberdir. Bunun anlamı şudur. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir millet gerçek bir şekilde İslam'a inanırsa, İslam o kimseleri huzura kavuşturacaktır. İslam o kimselerin ihtiyacını karşılayacaktır. İslam onların mutlu olmasına vesile olacaktır. Çünkü dinimiz olan İslam belirli bir bölgenin dini değildir. Belirli insanlara gönderilen bir din de değildir. İslam'dan başka bir din gelmemiştir, o gelmeyecektir. İslam semavi dinlerin sonuncu sözüdür. Kıyamete kadar İslam kalacaktır, devam edecektir. Kıyamete kadar İslam'ı da koruyacak olan, yaşatacak olan Allah-u Teala'dır. İslam'a karşı gelen, İslam'ı düşman edinen, İslam'dan rahatsız olan kimseler mutlaka Allah'ın cezasına çarpılacaklardır. Bütün yaratıklar, bütün varlıklar İslam'ı yok etmek için işbirliğinde bulunsalar, birbirleriyle yardımlaşsalar İslam'ı yok edemezler. Çünkü İslam Allah-u Teala'nın dinidir ve kıyamete kadar da yaşatacağını ve dimdik ayakta tutacağını bildirmiştir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Evet, dinimiz alemi bir dindir. Nasıl ki Rabbimiz olan Allah alemlerin Rabbidir. Hani devamlı okuduğumuz, tekrarladığımız bir ayet vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de bütün insanlara gönderilen bir peygamberdir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا. Bütün bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberimize indirilen din belirli bir bölgenin, belirli bir zamanın, belirli bir milletin dini değildir. Her yerin, her zamanın ve her milletin dinidir. Yani bütün insanlar Allah'ın dini olan İslam'a inanmak mecburiyetindedirler. İnanmadan önce ölürseler veya bu dünyadan ayrılırsalar o kimseler Allah'ın cennetinden mahrum edileceklerdir. Devamlı olarak, sürekli olarak, ebedi olarak cehennemde cezalandırılacaklardır. Dinimiz olan İslam, ilim ve amel dinidir. İslam, din ve dünya dinidir. İslam, insanların hayatını tanzim eden bir dindir. Bu insanlar isterse fertler olsun, aileler olsun, toplumlar olsun, kabileler olsun veya devletler veya ülkeler veya milletler olsun, İslam bütün bunların ihtiyacını karşılayabilir, bütün bunların isteklerine cevap verebilir, bütün bunları huzura kavuşturabilir. Yeter ki samimi bir şekilde Allah'a inansınlar, Allah'ın dini olan İslam'ı hayatlarına hakim kılsınlar. O zaman Allah Celle Celaluhu bu kişilere yardım edecektir, bu dünyada yardım edecektir ve ahirette de yardım edecektir. Dinimiz olan İslam daha önceki dinleri nesh etmiştir. Yani hükmünü kaldırmıştır. Çünkü dinimizden önceki dinler belirli bir zaman, belirli bir mekan, belirli bir millet için gönderilen veya indirilen bir dindir. Peygamberimizden önceki peygamberler de aynı şekilde.
Ama onların süresi dolmuştur. Miadı sona ermiştir. Allah Celle Celaluhu daha önceki semavi dinlerin güzelliğini, özelliğini kapsayan, içeren, ihtiva eden bir din göndermiştir. O da İslam dinidir. Allah'ın katında geçerli olan, sahih olan, muteber olan, kabul edilecek olan İslam dinidir. اِنَّ الْدِينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ